Ah anacığım, bunların hepsini elleriyle tek tek işlediydi. Anne, bunlar gelin olunca bizim mi olacak? E tabii kızım, hepsi ikinizin işte. Bak böyle hepsini katlı katlı saklıyorum ben. Hepsi de yepis yeni. Bak bir kere bile kullanmadım vallahi. Anne, bu senin gelinliğin mi? Benim gelinliğim bu kız. Ay vallahi bir zamanlar ben de periler kadar güzeldim be. Sen hala çok güzelsin canım annem benim. Yok be kız. Aman artık yüzümüze bakılacak halimiz mi kaldı? Bırak Allah aşkına. Anne. Bu gelinlik benim olabilir mi? Lütfen. Ay canım. E hanginiz artık önce evlenirseniz. Kısmet kızım bu işler. Tabii ki de önce ben evleneceğim anne. Herkes sırasını bilecek değil mi Şadiye? Hadi hadi. Hadi bakalım. Çok çene çaldık. Toplayın şunları. Bir yemek yapalım birlikte. E babanız da neredeyse gelir. Toplayın bakayım güzelce. Güzel güzel, güzel güzel. Çok güzel oldu. Ya yok kız, kulüpte sular kesilmiş de duş alamadık işte. Of, geç banyoyu yıkan hadi, her yere çamur yapacaksın şimdi ya. Ben mutfağa gideyim de bir şeyler hazırlayayım. Öleceğim açlıktan valla. Oh, sahi mi kız? Vallahi ben de çok acıktım. Hadi kalk çabuk. Çıkart onları hadi hadi. Ne yapıyorsun kız? İyice üşüttün ha. Şadiye. Şadiye. Lan. Kime söylüyorum? Alo. Kime söylüyorum? Ya abi ne var ki? Kime lan bu şimdiki? Ya abi bırakıyorum. Kirleteceksin şimdi. Bırak çıkar şunu beni içeri. Çık içeri. Çıkar şunu. Çık. Ya çıkar. Abi ya. Annem de patates yemeği yapmış ama. Abla ne yaptın sen? Allah. Ben kaçtım. Ya nereye gidiyorsun? Of! Ya bak canına topla şunları. Fal götür şunu. Of ya of! Çıkmıyor işte, çıkmıyor. Evde kalacağım senin yüzünden abla. Çeyizsiz de kaldım. Annem seni öldürmezse evlenirsin tabii Şadiye. Ne oluyor kız burada? Şey oluyor anne. Ne oldu? Ne oldu bu tertemiz şeylere böyle? Niye yıkıyorsunuz bunları? Şey anne, sandık lekesi olmuş, biz de yıkıyoruz öyle. Hay olur mu canım öyle şey? Allah Allah. Neyle yıkadınız siz bunları böyle? Ha? Arap sabunu. Başka bir şey mi var anne evde? Sabunu mu? Ha, oldu olacak. Kezzap dökeydiniz. Yüzüme gözükmeyin siz beni. Siz benimle mi olay yapmadım anne? Çek. Bak şuna bak sen. Efendim Fırat. Düşündüm ki aklımı sürekli kurcalayan şeylerden uzak durmak bir işe yaramıyor. Yaramaz bilirim. Kim bilir bana söylemek istediğin ne kadar çok kötü cümle var. Bu dalga geçilecek bir şey değil Fırat. Evet gerçekten var. Saatlerdir senin içimden kavga ediyorum ben burada. Şimdi gelsem yanına bağıra bağıra kavga etsek. Hayır istemiyorum gelme. Peki hoşça kal. Tamam, hoşça kal. S-
Senin bu yaptığına ne derler biliyor musun? Hile yapıyorsun sen. Aşkta her şey mübahtır. Öyle mi canım? Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Çok güzelsin. Bu senin. Teşekkürler. Oturalım biraz. Oturalım bence. Ama ben sana seninle konuşmuyorum şu an yani. Nasılsın? Biraz daha iyi gözüküyorsun sabaha göre. Öyle mi? Sermet'e gittim ben de biraz. Onunla oturduk konuştuk. Yorgun tanım tabii. Uyuyakaldım ama aklım hep buradaydı. Deniz burada olur diye düşündüm ama. Yok. Gitti. Bıraktı beni gitti yani öylece. Haklı tabii canım. Ben de sabahtan beri dır 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 kafasını yedim. Bir sürü şey söyledim konuştum falan ama. Dayanamadı. Yani ben de haklıyım sonuçta. Değil mi? Beni de kimse anlamıyor. Narin anlat bana. Her şeyi anlat. İçinden, aklından ne geçiyorsa anlat bana. Sabaha kadar burada oturup seni dinleyeceğim. Ben gerçekten ne düşüneceğimi bilmiyorum seninle ilgili artık. Gerçekten. Yani hiçbir şeyden emin değilim. Sen benden uzaktayken her şey daha kolaydı. Yani böyle... seni görmediğim zamanlarda iyi kötü bir hayatım vardı. Devam ediyordum, idare ediyordum. Sonra Irmak'ın kolunda hayatıma girdin tekrar. O günden sonra yani bir yıldır bana yapmadığın şeyi bırakmadın. Bir sürü şey oldu. Ben gerçekten unutamıyorum hiçbirini. Şimdi de kalkmış evlenme teklif ediyorsun hiçbir şey yokmuş gibi. Ben gerçekten güvenemiyorum sana artık. Narin biz evleneceğiz. Her şeyi unutturacağım sana söz veriyorum. Bütün bu kuşkularını. Yalnız bu fikir tartışması içindeyken bunu yapamam. Bul o zaman kuşkuları unutturmanın bir yolunu. Bulacağım. İçindeki bütün kuşkuları akıtmaya yardım edeceğim. Ama bu sefer seninle kavga ederek değil. Bana iyi davranarak da geçmişi silemezsin. Narin kötü davranarak hiç silemem. Fırat öyle olmaz gerçekten. Gerçekten öyle olmaz. Olmaz öyle. Ben gerçekten evlenmekten korkuyorum seninle. Benimle? Evet seninle. Evet güvenmiyorum ben sana. Çünkü her seferinde şahane bir hayatımız olacağını söyledin bize. Ama her seferinde çekip gittin sonunda. Her seferinde yok oldun. Evet ben güvenmiyorum sana çünkü çok korkuyorum. Çünkü bilmiyorum ki eğer ben evet dersen başımıza bir felaket gelecek. Her seferinde öyle oldu. Her seferinde ne zaman bir şey kabul etsem ve evet desem. Tamam Narin, tamam. Tamam. Yine öyle olacak tamam, biliyorum. Tamam, evlenmeyeceğiz. Bu konuyu kapatıyorum şu an, tamam mı? Açmayacağız bu gece bu konuyu. Senin üstüne geldiğimin farkındayım. Belki yalnız kalmak sana iyi gelir. Niye canım kadar sevdiğim adama hayır diyorum? Neden yapıyorum bu kötülüğü kendime? Neden? Allah'ım ya. Ne oluyor gelmiş olsun şu kız artık. Görüşürüz.
sabah daha karga yemeden. Öf! Kimsin sen be? Şey, ben kiralık ilanı için gelmiştim de. Bak, o Semra'nın arkadaşı falan değilsin değil mi? Yok yok, ben şeyden, okuldaki panodan aldım şeyi, adresi, ev için. Hukuku kazandım. Yok, yakın ya okul buraya, o bakımdan. İyi, hadi bakalım. Çık yukarı, konuşalım. Tamam. Adın ne senin? Nerelisin sen? Adım Narin Yılmaz. Yaslıhanlıyım. Neresi orası ya? Hiç duymadım ben öyle bir yer. Neyse, bak kirayı 2 aylık peşin isterim, haberin olsun. Ne kadar acaba kira? 100 milyon. Kaç? 100 mü? Çokmuş, ben o kadar veremem. Canım, sen zaten yarısını vereceksin. 50 milyon. 2 aylık 100 milyon. Ama bak, ay başı geldiğinde trink diye isterim parayı. Ertesi güne kalınca ev sahibi kapıma dikiliyor sonra. Bir görseydim evi. Ne yapacaksın? Duvarların rengine mi bakacaksın canım? Ev işte. Hem sana ev beğendirecek vaktim yok. İşe geç kaldım. İstiyor musun, istemiyor musun? Onu söyle. Benim okula kayıt olmam gerekiyor. Şimdi kayıt parası 60 milyon zaten. Üzerine şimdi benim 50 milyonum kalıyor. 50 versem şimdi. Şimdi 50 vereyim. Hemen 50'sini de önümüzdeki ay işe gireceğim ben. Para falan kazanacağım oradan. O zaman versem olur mu? Ha, sen daha iş bulacaksın da, paranı alacaksın da, kirayı vereceksin de. Ölme eşeği mi, ölme? Ha? Ay, bana da hep böyle çulsuzları denk gelir zaten. Ama ne? Hadi ver, 50 milyon ver. Hadi yarısını ver. Tamam, çok sağ olun. İhtiyacım vardı gerçekten. O halde buyurun, size odanızı göstereyim Narin Hanım. Bavullarınız arkanızdan mı gelecek efendim? Bak, burası oturma odamız. Burada işte bir şeyler yapıyoruz, takılıyoruz falan. Şurası mutfak ama benim mutfakla hiç işim olmaz, yemek falan yapmam. Şurası benim odam. Burası da senin odan. Ama benim bir an önce çıkmam gerekiyor. Çünkü işe acayip şekilde geç kaldım. Zaten gecenin gözünü öldürmüşüz benimkiyle. Kafam hala iyi. Bu halde nasıl hazırlanacağım bilemiyorum. Bak, anahtarın orada. Tamam, kafana göre takılsa. Başının üstünde bir çatı olması ne büyük bir nimetmiş meğer. Aç kalmak mı zor, yoksa evsiz kalmak mı? Yoksa fırsatsız kalmak mı? Boyu devrilsin onun. Ben de beyinsiz kalayım inşallah, hala onun adını anlam için. Hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Çok güzel bir hayatım olacak benim. Para kazanacağım. Avukat olacağım. Fırat'ı unutacağım. Herkesi unutacağım. Her şeyi unutacağım. Hepsi geçecek. Mı aldık olsun diyedin ya kızım. Ne yaptık biz sana? Ha kızım? Olsun varsın kızım, olsun varsın. Sen iyi ol da. Bak, hem ben hoca efendiye gidip seni okutuvereceğim. Öyle sular seller gibi geçeceksin derslerini. Hiç merak etme sen, oldu mu kızım benim? Thank you.
Mehmet Efendi bırak şimdi paspas yapmayı. Git ustaların başında dur. İki B'deki sıraları da aşağı taşıyın. Tamir olacaklar. Okullar açılacak. Hala inşaat halindeyiz. Alo Cemal Hocam. Hah. Narin. Ben de senden haber bekliyordum. Hocam merhaba. Ya ben İstanbul'a gelmek zorunda kaldım kayıt işlemleri için apar topar. Ah be kızım niye o kadar acele ettin? Diploman olmadan kayıt yapmazlar ki. Ya hocam öyle oldu işte. Apar topar gelmek zorunda kaldım. Geri de dönemedim. Bir de bazı durumlar var işte. Tamam tamam buluruz bir çaresini. Sen şimdi bana adresini ver. Ben bugün kargoya versem iki güne kalmaz elinde olur. Ay sahi mi hocam ya? Yapar mısınız öyle bir şey gerçekten? Ya hocam bir şey söyleyeceğim ama. Benim adresimin ne olur... Telefonumu da hiç kimse bilmesin. Kimseye söylemeyin ne olur, olur mu? Tamam kızım, tamam. Merak etme sen. Narin, ne yapıyorsun kızın olarda bir başına beş parasız? Hafize Hanım'ı duydum, vefat etmiş. Necati Hoca'yı da duydum. Başına bir şey gelmedi inşallah ha? Kızım, niye öyle apar topar gittin? Ya burada kalsaydın bulurduk bir çaresini. Bak, bir burs bulurduk. Ne bileyim şimdi öğrenci kredileri var. Başvuralım mutlaka. Tamam hocam ya, tamam. Siz merak etmeyin. Ben hepsini halledeceğim. Bir arkadaşımın yanında kalıyorum. Param da var şimdilik. İş de bulacağım zaten. Tamam mı? Siz merak etmeyin. En önemli şey diploma şu an. O olsun, geri kalan hiçbir şey önemli değil. Tamam kızım, tamam. Hadi ver adresi, yazıyorum. Çok sağ olun hocam. Çok saygılar, hürmetler. Ellerinizden öpüyorum. Çok teşekkürler. Gizel abla, acil gelsin demişsin. Geldim hemen koşa koşa. Hop, sana geldi bu. Bu yeni telefonun numaramı rehberine kaydettim. Eline ulaşınca bana mesaj at. Arayacağım Fırat'ı ya. Arayacağım. Ne olur ki? Söyleyeceğim suratın her şeye. Hiç olmazsa canını okur, sinirimi boşaltırım. Soracağım ya ne demekmiş beni bırakıp gitmek. Ne demekmiş ya? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ah! After the tone. Sinyal sesinden sonra... Telefonunu kapatmış ya bir de ben ona ulaşamayayım diye. Pislik! Sen kimsin be? Sen kimsin telefonu kapatıyorsun? Pislik! Ben sana sorarım telefon kapatmayı. Gerizekalı! Göstereceğim ben sana nasıl olmuş beni bırakıp gitmek. Göstereceğim ben sana bu telefonu kapatmak demek. Gir bu kutuya, gir bu kutuya. Gör şimdi beni aradığında derdini kutuya anlatırsın. Gerizekalı! Gösteririm sana telefon kapatmak neymiş. Gösteririm ben sana. Hayatımın sonuna kadar unutacağım seni. Adını bir daha ağzıma bile almayacağım Fırat Kazan, tamam mı? Anladın mı? Hayatımın sonuna kadar. Bak ben sana neler yapıyorum. Göstereceğim ben sana telefon kapatmayı. Lan cezanı versin. Gerizekalı. Bak gör neler yapacağım ben seni unutmayacağım. Bak gör neler yapacağım. Hayatımın sonuna kadar unutacağım seni, göreyim mi? Bak gör neler yapacağım ben seni bulmak için. Allah cezanı verecek. Allah cezanı verecek. Neler yapacağım ben seni bulmak için. Bak gör. Şadiye nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın Şadiye bunu? Neden? Sessiz sedasız ayrılığı kabul etmişsin işte. İntikam aldın eski sevgilinden. Ne oldu? Ne geçti eline? Böyle şeyler yaparlar ablacığım. Ya var ya zaten gıcık oluyordum o karıya ha. Çok güzel oldu be. Çok böyle tam isabet oldu yani. Ay birbirine girmiştim böyle ortalık. Fırat abi. Ulan sana bu kızı yedirtmem biliyor musun? Bana bak. Bir daha böyle davranırsan kemiklerini kırarım senin. Bunca yıldan sonra bu mu reva gördüğün ablana? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sen bir burada geldin, çöreklendin kızın evine tabii. Sen yiyeceksin değil mi bütün parayı? Şadiye. Şadiye bana bak, sabrım taşıyor. Sabrım taşıyor. Fırat,
Naren'i bu kızın elinden kurtarın oğlum. Tamam abi, sen git eve, ben geliyorum. Ne oluyor kızım? Kıyamet kopmuş, Can aradı. Ne yapmaya çalışıyor kardeşi? Çocuğun dünyası kararmış ya. Merhaba. Atif ben, ablanın arkadaşı. Ben de çok memnun oldum. Nasılsın Şadiye? Şimdi kadro tamamlandı ya. Tam kadro burada olduk yani. Ama sen ne yapıyorsun ya? Bunların böyle ikisini beraber falan mı idare ediyorsun ya? Bir de bak bana diyorlar ya. İşe bak. Oh, esprili kız ha. Sevdim. Hadi bakalım. Şimdi Deniz'in yanına gidiyoruz. Güzel güzel bu neden yediğini anlatıyorsun. Ha. Sen bu suratı aldanma. Belli etmem ama gerçekten sinirliyimdir. Bak tatlım, bu deveyi güdeceksin. Biz burada bu kadar adamız. Seni bir şekilde toparlayacağız. Şimdi güzel güzel birime geliyor musun? Ha. Şimdi ne yapacağım? Can'la karıyı barıştırmak için hiç işim gücüm yokmuş gibi oraya gideceğim ben. Öyle mi? Cık. Olmaz. Eğer dediklerimi yapmazsan emin ol bir daha ablanı ömür boyu göremezsin. Bir ailen olabilir. Bir seriflerin altına yatmaktan daha iyi bir seçenek sanırım ha. Senin niyetin belli. Rezillik çıkartacaksın. Ablanı harcayacaksın değil mi? Yalnız biz ona müsaade etmeyiz. Hadi. Zorla mı götüreceğim? Bilmem. Deneyelim. Senin ki bu tiplerin dilinden iyi anlıyor galiba. Allah'ım sen kurtar beni bu kabustan. Sen kurtar. Sabırlı ol biraz. Yaşadığı onca şeyden sonra travma yaşıyor belli ki. Öfkesi ondan yani. Onun yaralarını sararım Fırat. Gücüm yeter mi buna? Fırat bir ev bulmam lazım. Burası küçük. Olmaz böyle. İki kişi yeniden bir hayata başlarız. İyi hissederiz kendimizi ha? Kendine ait hissetmeli. Böyle kanepelerde falan olmaz. Tamam bulurum ben sizi ev. Sen sıkma canını artık yeter. Her şey yoluna girecek Narin. Söz veriyorum sana. Fırat ya. Şadiye bambaşka biri olmuş. Fırat. Irmak bizim yıllıktaki fotoğrafımızı bulmuş. Artık geçmiş falan biliyor. Artık önemi yok onun ne bildiğin. Yakında sonsuza kadar hayatımızdan çıkacak. Bence sen de Deniz'e anlatmalısın. Anlatayım değil mi? Bugün değil. Değil. Ya ben vallahi çok özür dilerim Deniz abla. Ama Picasso'nun bir suçu günahı yok yani. Hani ben böyle pislik olsun diye ona biraz tırnaştım. Hani niye böyle bir şey yaptın diyecek olursan da inan ki onu ben de bilmiyorum yani. Böyle konuş diye boğazını sıkıp zorladılar değil mi seni? Ya sen bunun ayrılmak için bahane falan mı arıyorsun ya? Hayır öyleyse ben burada hiç boşu boşuna uğraşmayayım yani böyle. Sen kimsin be? Irmak ben, Deniz'in kız kardeşiyim. Ya kızım, annen seni mi suçudan yaptı bu Deniz'i mi ya? Hiç benzemiyorsunuz. Deniz anneme çekmiş, ben babama. Ha. İşçisiymişsiniz. Ne? İşçisi. Ya vallahi çok sevdim bak bir lafı. Tuttum yani kibar laf. Evet, işçisiyim ben ha. Senden böyle azıcık daha az kazanıyorum yani ben. Sende emeklilik falan var mı? Ne demek istiyorsun pek anlamadım. Kızım neyi anlamıyorsun ya? Sen şimdi seni hiç sevmeyen bir herifle evlenip onun koynuna girmeyecek misin? Ya bir de evlenebilirsen değil mi?
Bir de o var, sorun büyük. İşte bana bak. Senin bu nişanlı var ya, bizim evde. Ablama olan bakışlarını da ben hiç sevmedim. Bu böyle içeri bir girdi. Ay. Ortalık var ya böyle alev alev yani. Ha bunlar eskiden beri böyleydi de. Bu herif sana bu yüzüğü niye taktı? Onu ben hiç anlamadım ha. Harcarlar bunlar kızım seni. Ya gerçi var ya, bu Fırat'ı ben günahım kadar sevmem ha. Ama o içerideki iyi. Sevdim, beğendim. Sen var ya, bu nişanlını ne yap et, elinde tutmaya çalış yani. Ben çok yakıştırdım sizi. Tencere kapak misali böyle. Konuşuyorlar. Irmak Hanım, sen de bu akşam evden git. Baş başa kalsınlar, iyi gelir. Tamam, hadi bakalım. Kalk. Gidelim eniştem. Sevdim seni, iyi anlaşacağız. Ha, ne iş yapıyorsun sen de? Aşk işçisiyim ben. Ve... Tamam, tamam Süheyl. Kapıcını alırım ben anahtarları. Tamam, önce bir baksınlar eve, dönerim ben sana. Sağ ol. Ne dedi? Bir baksınlar eve, konuşuruz dedi. Kendisi zaten Amerika'da, ilk seneden önce dönmeyecek. Yalnız evde eşyaları falan varmış. İstersen depoya kaldırabilirsin. Gerçi senin evinde de fazla eşya yok. Yani yine sen bilirsin. Fırat, deniz kenarında bahçeli kocaman ev. Kirası kaça? Onu benimle konuşacaksın. Ah, sevinmeyeceğim. Sevinmeyeceğim. Olmadan sevinmeyeceğim. O zaman ev sahibine iyi geçineceksin. Hı? İşlem tamam efendim. Deniz'le Can kavga etmeye başladı. Asayiş Berkemal. Kızımız cici cici anlattı olanı biteni. Biz de pizzalarımızı aldık geldik. Fırat hala gitmemişsin. Şadiye, ev bulduk. Hem de deniz kenarında. İnanabiliyor musun? Taşınacağız oraya, sana çok güzel bir oda yapacağız. Tamam mı? Her şey yoluna girecek bir tane. Çok güzel olacak her şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.